Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Almanya Biremen Bilali Habeşi Camimizden her birinizi canla başla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ayet ayet Kur'an'ımızı anlamak gayretimizi devam ettiriyoruz. Bugün Bakara suresi, Kur'an'ımızın en uzun suresi malumunuz. Tam 48 sahife Aminer Resulü ile bitiyor. Bakara suremizin 222 numaralı ayetindeyiz. Tekrar ediyorum. Bakara suresi 222 numaralı ayetimiz şöyle. Ve yes'elûneke. Kur'an'da 13 tane yes'elûneke var demiştim. Ve sana şunu da soruyorlar. Neyi soruyorlar? Anil mehîdî. Peygamberim, sana kadınların ay halini de soruyorlar. Bunun neyini sormuşlar? Ey Allah'ın Resulü demişler. Kadınların o hallerinde onlara yaklaşmamız, onlarla beraber olmamız uygun mudur demişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselama soru soruluyor ama böyle bir şey doğru mu yanlış mı? Bunu Allah'ımız cevaplıyor. Kul, peygamberim bu soruyu soranlara şöyle cevap ver. Huve ezen, kadınların ay hali onlar için bir sıkıntı halidir. Eziyettir yani. Ne acayip bir şey. Hormonlar artık onu tıbbiyelerimiz bilir, tıpçılarımız bilir. Kadının vücudunda ayda bir hormonlar nasıl oluyorsa aman ya Rab. Aman ya Rab, aman ya Rab. Bu da bir takdiri ilahi Allah'ımızın ayarlaması. Tabii o esnada kadınlara ter basıyor, stresli oluyorlar. Allah'ımız öyle yaratmış. Kadınların o durumları onlar için eziyettir. Onlara sıkıntı verir vücudunda. İstem dışı bir takım şeyler olduğu için fe'tezilun ise bu durumda kadınlardan uzak durun. Onlara yaklaşmayın. Fe'tezilu çekilin. Yani uzak durun. Kimden? En-nisa'e kadınlardan. Nerede uzak duralım? Fil mehidi. Ay başı hallerinde kadınlarınızla bir takım haramları biliyoruz. Dedikodunun haram olduğunu biliyoruz. Kul hakkı yemenin haram olduğunu biliyoruz. Hırsızlığın haram olduğunu biliyoruz. Domuz eti yemenin ne kadar büyük bir yanlış olduğunu biliyoruz. İçkinin haram olduğunu biliyoruz. Evet, bugün Allah'ın izniyle nelerin haram olduğunu soracak olsak pek çok Müslüman bunu rahatlıkla söyleyebilir. Ancak bakın belki çok az dile gelen bir haramdan bahsediyorum. Bir, kadınlar hayız halindeyken onlarla ilişkiye girmek haramdır. Bir diğer husus, ters ilişki haramdır. Tekrar ediyorum, ters ilişki haramdır. Niye bunu diyorum? Bu batıl kafalı batı, artık insanların ne giyeceğini, ne giyeceğini, nasıl soyunacağını, nereye kadar soyunacağını, hangi haltları yiyeceğini artık batı belirliyor. Öyle bir akım oluşmuş ki birisi dövme yapıyor. Müslümanlar bu haramdır. Peygamberimiz dövme yapana, yaptırana lanet etmiştir. Ben bu lanet şeyden uzak durayım demiyor. Ben mel'un olmayayım demiyor. Herkes yaptırmış ya, o da yaptıracağım diyor. Bu batası, nefsini ilahlaştırmış batının sınırı yok. Neden zevk alacağını düşünüyorsa
o saçmalıkları kendisine mübah görüyor. Batının böyle bir açmazı, böyle bir düşüncesi var. Aile münasebetleri içerisinde bu iki yasağa dikkat edilmeli. Bir, kadınlar ayı halindeyken lohusalık durumlarında çocuk doğurduktan ta 40 gün içerisi. Bu günler içerisinde bir de ters ilişki haramdır, yasaktır. Ayete konu olmuş. Evet, hayız halinde kadınlarınızdan uzak durun. Çünkü onların ayda bir bu kadınlık halleri onlara eziyettir zaten. Bir de siz onları bir takım taleplerinizle yormayın, üzmeyin der adeta ayetimiz. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ Onlara yaklaşmayın. Hatta ta ki يَتْهُرْنَ Onlar bu hallerinden kurtuluncaya kadar, temizleninceye kadar efendim onlara yaklaşmayın. Ama gelin görün ki bugün bir takım İslam karşıtlarını bu ayeti gel anlat. Aa, demek kadını o halde pis olarak görüyor İslam diyecekler. Kafa bozuk olduğu için adamın düşünce dünyası rezil. Dolayısıyla hanımlarınız kadınlık hallerinden kurtuluncaya kadar, tekrar doğal hayatlarına dönünceye kadar onlarla cinsi münasebete, cinsi ilişkiye girmeyiniz dedi Allah'ımız. فَاِذَا تَطَهَرْنَ O hallerinden kurtulduklarında, yani temizlendiklerinde فَاَتُوهُنَّ Onlara geliniz, onlara yaklaşınız. Nereden? مِنْ حَيْثُ اَمَارَكُمُ اللّٰهِ Allah'ın müsaade ettiği yerden, Allah'ın emrettiği şekliyle onlarla ilişkiye girebilirsiniz. Allah'ın emrettiği yer bir yer ha, başka değil. Tekrar ediyorum, İslam'da ters ilişki yasak edilmiştir. İnna Allah'e, Allahu Teala yuhibbu, sever. Kimi sever? Ettevvabin. Tevbe edenleri sever. Niye böyle bir şey getirdi ayeti Allah'ımız? Kadınların hayız hallerinden onlarla o durumda ilişkiye girip girmeme konusunu konu ederken Allah tövbe edenleri sever deyiverdi. Sebep? Çünkü bu yanlışta ısrar eden adamlar var. Evet, yanlış duymadınız. Yanlış duymadınız. Ben 37 yıllık imamım. En önemli camilerde görev yaptım. Yıllar oldu. Bir kadın telefondan beni aradı. Caminin birisinde o zaman. Hocam dedi, ben senin cuma namazları vaaz ettiğini biliyorum. Sık sık da camiye geliyorum. Benim dedi beyim birinci safta namaz kılar. Ama dedi ters ilişki konusunda dedi beni zorluyor. Ben bunun lanet bir şey olduğunu biliyorum. Yasak olduğunu da biliyorum. Haram olduğunu da biliyorum. Hocam bir gün bu konuyu anlatsanız da bunun nasıl bir meret, nasıl bir yanlış olduğunu, nasıl bir haram olduğunu onlara tekrar bir hatırlatsan da bu yanlışlarından vazgeçseler. اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Bu yanlışa tevessül edenler varsa Allah bu yanlıştan vazgeçenleri sever. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Tövbe edip temizlenenleri sever. Yanlışını görenleri, yanlışından vazgeçenleri ve bundan tövbe edip temizlenenleri sever. Ne kadar güzel. Allah'ımız cümlemizi tövbe edenlerden, hatasından vazgeçenlerden ve temizlenenlerden eylesin. Yine konuyla bağlantılı bir ayetimiz daha var. Bununla bugünkü dersimizi bitirmiş olalım. Bakara suresi 223. Nisaukum, sizin kadınlarınız, harthun lekum, sizin tarlalarınızdır. Sizin tarlanızdır. Tabii bu bir mecazi bir benzetme.
tarlaya ekim yapılır, oradan mahsul alınır. İnsana Allah'ımızın böyle bir yol lütfetmiş olması, kadın erkek ilişkisi olmadan çocuğun dünyaya gelmemesi Allah'ımızın takdiridir. Ancak evlilik yoluyla nesiller devam edebiliyor. Allah'ımız diyor ki biz kadınlarınızı insanlık nesli devam edebilsin diye yarattık. Evliliğin üç tane amacı var. Üç amacı. Evliliğin birinci amacı neslin devamını sağlamak. Bundan dolayı evlilik dışı her türlü ilişkiyi İslam reddeder. Şu anda Avrupa'nın bir numaralı davası olmuş. Nedir? Adına LGBTİ denilen cinsi sapıklık. Yanlış duymadınız. Bu tam bir cinsi sapıklıktır. Yani mıknatısı bile aynı artıları bir araya, aynı eksileri bir araya getireyim birbirini itiyor, kabul etmiyor. Mıknatıs kabul etmiyor ya. Hayvanlar bile kabul etmiyor böyle bir şeyi. Ama insan zevk alacağım çılgınlığı ile böyle lanet bir şeyi dava haline getiriyor. Avrupa ülkelerinde pek çok kamu binalarının balkonlarında bu lanet simgenin bayrağı asılı. Benim torun Almanya'da yaşıyor. Bu yoldaki geçilen Almanca Zebrastreifen diyorlar ya, Türkçesini bilmiyorum. Hani yayaların geçeceği yer. Bu cinsi sapıkların boyalarını boyamışlar. Benim torun soruyormuş babasına. Baba diyormuş, bu hangi ülkenin bayrağı? Çocuğa nasıl anlatacaksın? Kur'an-ı Kerim'de neden ısrarla Lut aleyhisselamın kıssasının anlatıldığını şimdi daha iyi anlıyorum. Ya bir peygamber böyle bir topluma gönderiliyor. Bu yanlışlarından vazgeçsinler diye. Toplumda artık bu moda olmuş. O günkü toplumda artık bu dövme gibi bir şey haline gelmiş. Dövme yapmak artık yani şey ya bugün. Ben sıradan bir adam değilim ki kardeşim. Bak ben de sizin haramınıza uymuşlardanım diyebilme gibi bir şey bu. Aklı başında bir Müslüman para bile verseler dövme yapamaz. Bir de bugün erkeklerde küpe takma hastalığı yaygınlaştı. Adım adım bunlar. Önce dövme, sonra küpe. Bir zamanlar erkeklere kadınlar gibi pantolon giydiriyorlardı. Böyle dar, aşağı doğru daralıyor. Bir zaman arkası düşük. Kimse sormuyor ya bu salak şeyler bizim inancımıza uygun mudur, değil midir? Bir bakıyorsun Müslüman delikanlı da aynı kılığa girmiş gelmiş. Tabii biz kimseyi üzmek de istemiyoruz. Kaybedecek bir tane gencimiz çocuğumuz yok, kimseyi kaybetmek de istemiyoruz. Ama bir şekilde biz bunu dile getirmek zorundayız. Hiç bunlara değinme. Ki camiden cemaat kaçmaz. O gelen diğerlerini de zehirliyor. Camiye gelen çocuk, aa diyor, demek böyle de oluyormuş herhalde. Hoca bir şey demiyor nasıl olsa diyor. O da o formata giriyor. Bir tane çürük elma koyun kasanın içerisine, elmaların arasına. O bir çürük diğerlerini çürütüyor hepsini. Diğer elmalarım sağlam kalsın istiyorsanız o çürüğü oradan almanız lazım. Günahlar, haramlar böyle bir şey. Yayılıyor hemen. Burada cinsiyetsizliğe aslında bir hazırlık safhası bu. Yani erkeklere küpe takmanın mantığı bu. Bizim gençler de güya bunu legalleştirmek için, hocam Yavuz Sultan Selim de kulağında küpe varmış. Vallahi öyle bir şey yok. Öyle bir resim var. Başlayın, Yavuz Sultan Selim'in o portresini resmeden Fransız bir cinsi bozuk adam. Kendi sapıklığını oraya yansıtmış. Adamın kafa bozuk. Onun için nisaukum harthul lekum fe'tu harthekum enna şeytum. Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Yani neslinizin çoğalmasının vesileleri hanımlardır. Onlara istediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz. Allah'ın helal ettiği ölçüler içerisinde. Ha, ters ilişki olmayacak. Ha? Efendim bir de
lohusalık ve hayız hali dışındaki günlerde hanımlarınızla beraber olabilirsiniz diyor Allah'ımız. Adam bunu tutuyor, erkek erkeğe, kadın kadınayı savunuyor. Ve bunun adına hürriyet koyuyor. Ha doğru, herkes her konuda hür. Cehenneme kadar herkesin yolu var. Cehennemde göreceksiniz ne olacağını. Allah'ımız cümlemizi bu yanlış gidişattan muhafaza eylesin. Toparlıyorum, bitiriyorum. Evliliğin üç amacı var. Bir, neslin devamını sağlamak, evlilik. Bu fıtrata, doğaya karşı kadının kadınla, erkeğin erkekle birliğini savunmak. Tamam, bunu kabul edelim diyeceksiniz. İnsan nesli nasıl devam edecek? Bir toplum ya, hep erkek erkeğe, böyle bir toplum oluşmuş Lut Aleyhisselam zamanında. Toplum yani öyle bir yaygınlaşmış ki bu doğal hale gelmiş, normalleşmiş. Lut Aleyhisselam, ya siz ne yapıyorsunuz? İnsan doğasına bu yaptığınız yanlış, ters demek için peygamber gönderilmiş. 2024'te bunun ne anlama geldiğini bugün daha iyi anlıyorum. Türkiye'de bile bazı partiler, parti, onlardan oy alacağım diye bu lanet şeyi savunuyor. Bunlara oy veren Müslümanlar da sorumludur, haberiniz olsun. Siz destekliyordunuz öyle mi? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimleri desteklerseniz, onları yakacak ateş size de sıçrar, sizi de yakar. Onun için hoca oraya karışma yok. Vallahi kim kimi desteklerse o da onun sevabına da günahına da ortak olur. Onun için buraya da dikkat etmek lazım. وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ Buna çok acayip bu ayet. Hanımlarınızla cinsi ilişkiye girmeden önce ön hazırlık yapınız. Ayet ha. Vettekullah. Ama bunları yaparken Allah'tan korkunuz. Ha. Haramlara dikkat ediniz. Ve'lemu. İyi biliniz ki ennekum mulaku. Siz bu dünyada ne yaparsanız yapın, gün gelecek Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Allah'la karşılaşacaksınız. Size hesap soracak. Ona göre hareket ediniz. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ Ne güzel bitti ayet. Bu uyarıları dikkate alan, Allah'ın ayetlerine gönül veren, o doğrultuda hayat süren mümin kullarımı müjdele. Ya Rabbi ne diyelim onlara? Orası yok. Niye yok? Benim kulum benim ikazımı dikkate alır, ona göre hareket ederse ben de ona hiç hayal dahi edemeyeceği sürprizler yapacağım, ikramlarda bulunacağım demek. Allah'ımız Rabbimizin müjdelediği kullarından eylesin bizleri. Günümüz hayırlı olsun. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ